Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir inceleme videosuyla birlikteyiz. Bugün yeni almış olduğumuz gamepad ve kulaklık standımızı inceleyeceğiz. Amazon üzerinden aldık ürünü arkadaşlar. Yurt dışı ürünü. Yurt dışından geldi bizlere. Önce teslimatını söyleyeyim. Yaklaşık bir hafta gibi bir sürede teslim edildi. Normalde 15-20 gün falan sürüyor, gösteriyordu ama ondan önce geldi yani. KDD diye geçiyor markası. RGB'li bir kulaklık standı arkadaşlar. Aynı zamanda gamepad'inizi de takabiliyorsunuz. Öncelikle kutusunu inceleyelim. Bu şekilde üstüne bir bakalım. Kulaklığın alt kısmında bazı bize vermiş olduğu girişler var. Bunlar neler? 3,5 mm'lik bir jack girişi, Type-C girişi, USB 2.0 girişi ve bir tane de RGB kontrol tuşumuz var arkadaşlar. Onun haricinde başka bir özelliği yok. Şu şekilde beyaz bir stand. Şu anda stoklarında beyaz yok. Pembe ve siyah modelleri var aynı ürünün. Ben daha önceden almış olduğum için yaklaşık bir 15-20 gün olmuştur belki geleli ama yeni inceleme fırsatım oluyor. Yeni kurma fırsatım oluyor daha doğrusu. Sistemimizi komple beyaz yaptığımız için standta da kulaklık standında da sırıtmaması için beyaz renk tercih ettik arkadaşlar. Aynı zamanda kulaklığımız da beyaz. Onu da birazdan sizlere bu stand üzerinde göstereceğim. Daha sonra onun da ayrıyeten bir incelemesini çekeceğiz inşallah. Kutumuz bu şekilde arkadaşlar. İnce dikdörtgen bir kutuya sahip böyle. Ben ilk başta aldığımda elime yani şaşırmıştım aslında. Demonte şekilde geleceğini düşünmemiştim. Demonte bir şekilde geliyor. Kurulumunu siz yapıyorsunuz. Ve oldukça küçük bir kutuya sığdırmışlar gerçekten. Şöyle kutu içeriğine bakacak olursak şu yukarıdan kutumuzu açıyoruz ve içinde şu şekilde parçalar çıkıyor arkadaşlar. Bunların kurulumunu sizler yapıyorsunuz. Şöyle alt tablası yani masaya koyacağınız yer arkadaşlar. Biraz önceki gösterdiğim kontroller ve girişlerle alakalı. Burada bir tuşu var. RGB kontrol sağlıyor. Şu şekillerin etrafında RGB yanıyor. 9 ışık modlu arkadaşlar. Bunlar nedir? 7 tane sabit renk yanan, 1 tane aynı 7 rengi içeren, yanıp sönen ve 1 tane de 7 rengi içeren nefes alma şeklinde modlar var. Onları da birazdan sizlere göstereceğim. Şu şekilde oldukça uzun bir USB kablo ile geliyor. Bağlantısını USB kablo üzerinden kasanıza veyahut da nereden elektrik almak istiyorsanız oraya takabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun haricinde standımızın ayağı şu şekilde. Buna gamepad'lerin standını yani takacağımız yeri ve şu yukarısı da kulaklığımızın takıldığı yer arkadaşlar. Onun haricinde 4 tane de şu şekilde parçalarımız var. Bunlara da gamepad'leri oturtmak için kullanıyoruz. Bu şekilde göstereyim takmadan. Şöyle oturtabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde gayet sağlam duruyor. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Şimdi biz bu parçaları şöyle kenara koyalım. Bu şekilde standımızın alt tablasını koyuyoruz arkadaşlar. Ve buradaki görmüş olduğunuz bu uzun çubuk şeklindeki parçayı aşağıya oturtuyoruz. Burada zaten nasıl takacağınızı gösteriyor. Şu şekilde kare olduğu için zaten yönü çok önemli değil. Sizler nasıl isterseniz o şekilde masanıza koyduğunuz şekilde ayarlayabilirsiniz. Bunu bu şekilde taktığımız zaman şu yukarısı zaten 360 derece dönen bir yapıya sahip. Bu şekilde istediğiniz tarafa döndürebiliyorsunuz. Gamepad'ler için 4 parça var dedik arkadaşlar. Bunların isterseniz 4'ünü takabilirsiniz. İsterseniz ikisini takabilirsiniz. Şimdi ne demek istediğimi birazdan daha iyi anlayacaksınız. Şu şekilde parçalar tam köşeye gelecek şekilde burada yerleri var zaten. Direkt oturtuyorsunuz. Şu diğer iki parçayı da takalım. Bu şekilde oturtabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu kabloyu da açayım ben. Kasamıza bir bağlantı yapalım. Bunu şu şekilde hemen şuradan ön taraftan USB girişine takalım. Ve sesi de duydunuz zaten. Direkt bağlantı gerçekleşti. Burada alt tabladaki gördüğünüz RGB'leri göstereyim sizlere. Işığı kapatayım. Gördüğünüz gibi bu şekilde tek renk yeşil, mavi. Aslında mavi ama şu anda
Kamerada daha çok beyaz gibi duruyor. Pembesi, turkuaz, sarısı, beyazı ve şu da modumuz. Hızlı şekilde geçişleri. Bu da yine aynı şekilde renklerin geçişleriyle alakalı. Kırmızı rengimiz ve tekrardan başa dönüyoruz. Bizim kullanacağımız renk tabii ki beyaz olacak. İsterseniz basılı tuttuğunuz zaman da ışığını kapatabiliyorsunuz. Tek basmada da yanıyor arkadaşlar. Şimdi şu bağlantı yerlerini göstereyim sizlere. Burada iki tane USB girişimiz var. Standtaki girişlerle alakalı şu bilgiyi hemen vereyim arkadaşlar. Bunu ben de yeni gördüm. Atlamak istemedim. Standın üzerindeki girişler sayesinde benim şu anda mesela telefonum bağlı. Buradan telefonumun içerisindeki dosyaları görebiliyorum. Yani standımız kasaya bağlı olduğu için buradan o şekilde bir aktarım yapabiliyor. Bunun da bilgisini vereyim. Burada da bir adet 3,5 mm'lik jack girişimiz ve bir adet de Type-C girişimiz bulunmakta arkadaşlar. Şimdi gamepad'imizi şu şekilde ister yukarıya ister aşağıya yerleştirebilirsiniz. Ben şöyle aşağıya yerleştiriyorum. Gayet sağlam duruyor. Herhangi bir yani oynama vesaire yok. Yine üzerinde de görüldüğü gibi hem PlayStation hem de Xbox için uyumluluğu bulunmakta arkadaşlar. Şurada da gördüğünüz gibi iki kolu da aynı şekilde koymuşlar. Bendeki de Logitech'in F710 serisi kablosuz gamepad'im ve bir de kulaklık standımız var yukarıda. 4 tane gamepad artı bir adet de kulaklık standı bulunuyor. Bu şekilde kulaklığı ister böyle koyabilirsiniz. Ama ben şöyle diyorum yani bu aşağıdaki kulaklığı sanki havada tutuyormuş gibi geliyor bana. Ben buradaki iki parçayı kullanmak istemiyorum. Bunlar size kalmış. Elimde zaten bir tane gamepad var. O yüzden gerek yok. Daha sonra eğer olursa fazlalığı o şekilde ayarlayabiliriz. Ve bu şekilde de kulaklığımızı koyabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi ikisi de aynı anda duruyor. Bunu yine şuraya köşeye konumlandıracağız. Monitörle kasanın arasına. Oradan elimizin altında olacak. Hem de masamız daha düzenli olacak şekilde ayarlayacağız. Ürünümüzle alakalı söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Ben de bunu rastgele bir yerde görmüştüm ve bayağıdır Amazon'da sepetimde bekliyordu. Bu Kasım sonu fırsatlarıyla almış bulundum. Gayet güzel, hoşuma giden bir standtı. Uzun zamandır dediğim gibi takip ediyordum. Böyle bir şey de almak istiyordum. Daha öncesinden sadece kulaklık için masa kenarı şu şekilde 3D yazıcıda basılmış olan bir kulaklık standı vardı. Tutucu diyelim aparat. Şöyle masanın kenarına takabiliyorsunuz bu şekilde. Çok basit bir düzenekti. Bundan ziyade ise bu şekilde olması daha güzel. Hem masada ayrı bir aksesuar olarak gözükmesi hem de iki tane aksesuarı bir arada tutması bence gayet güzel, kullanışlı bir ürün. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ürünü satın alma linkini ben aşağıya bırakacağım. Dediğim gibi şu an stoklarında sadece pembe ve siyah modeli var. Belki ilerleyen zamanlarda tekrardan beyazı gelebilir. Onu takip etmeniz gerekiyor eğer beyaz istiyorsanız. Videoyu burada sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Başka bir videonun konuğu bu arkadaş olacak inşallah. Ben de henüz yeni aldım ve daha çok fazla kullanma fırsatım olmadı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.